En çok sorulan rüya. Rüyamda Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüm. Recep Tayyip Erdoğan'la masada oturdum. Recep Tayyip Erdoğan'la yemek yedim, yolda yürüdüm, birlikte sarılıp uyuduk, denizde yüzüyorduk, koşuyorduk diyen herkese cevap veriyorum. Özellikle bulunduğunuz şehir ya da ülkelerin hiçbir önemi yok burada. Mesela diyelim ki gerçekten Tayyip Erdoğan'a biri yazmış, Emine Hanım bir anda sarıldım. Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sizin hayatınızda bazı ortaklı ayrılımlar ve çözülmesi gereken sorunlarla ilgili yüzleşip bunları doğru noktada bulmanız gerekiyor. Tayyip Erdoğan'la yüzerken gördüm diyen izleyicilerimiz var. Aslında siz işinizle alakalı belli yol almışsınız ama daha devletle alakalı büyümek istiyorsunuz, hedefleriniz var. Bunlarla ilgili yüzüp ve gerçekten destek de alıyorsunuz devletle ilgili ne düşünüyorsanız. Bunun başarısınıza. Tayyip Erdoğan'la aynı mezarda yattığını savunan rüyalar da var. Mesela diyorum ki bu tarz durumda mal, mülk, saltanat, güç ne istiyorsanız ortaklı ya da işinizle ilgili zaferiniz neyse bu de. Tayyip Erdoğan'la çırılçıplak kendimi gördüm diyen insanlar var. Evet, sayın reisimizle kendinizi maşallah çırılçıplak görüyorsunuz. Bu da aslında sizin kendinizle ilgili bazı size haram, hırsızlık ya da yapılan bazı karmaşalarla ilgili yüz yüze kalacağınız ve netliğe çıplaklık görüyorsunuz ya, netliğe kavuşmaktır. Mesela Tayyip Erdoğan'ı dudağımdan öptüm diyen bayanlarımız var rüyamda. Aslında dudağdan öpmek ilişkinizle alakalı yaşayacağınız ayrılığı temsil eder, ona göre hazırlıklı. Mesela Tayyip Erdoğan'ı sırtımda taşıdım diyor ya rüyamda. Ben de diyorum ki bu rüyada aslında bütün sorunlarınızı sırtınıza almışsınız, gerçekleri görmekten kararsızsınız. Bu kararsızlığınızı kenara atıp sırtınızdaki yükünüzden Tayyip Erdoğan'la tavla oynuyordum diyor rüyamda. Rüyada tavla oynamak biliyorsunuz ki bir nevi şans ve bereket kapılarınızın açık olduğu ama geçmişten gelen borçlarınız var, zar tutuyorsunuz ya da tavla oynuyorsunuz. Bu da geçmiş sıkıntılarınızı gösterir, bunları çözme. Tayyip Erdoğan'la futbol oynayan insanlarımız var rüyasında. Ben diyor Tayyip Erdoğan'la maç çeliyordum diyor. Maç çelmek ne demek bilmiyorum ama Tayyip Erdoğan'la futbol oynuyorsanız işinizle alakalı size zarar verecek insanlar çelme takacak ve işinizi kaybedecek. Tayyip Erdoğan'la birlikte uzun bir yoldaydım, o upuzundu, boyu boyundan daha uzundu diyen insanlarımız var. Bu da aslında sizin ilişkilerinizle alakalı ailevi sorunlar ama bu sorunların daha çok çözülmesi gerekiyor ve bu sorunları çözmediğiniz sürece yolunuz hep uzayacak. Tayyip Erdoğan'la eşini bizim evde misafir olarak yemek, pirinç pilavı, bulgur pilavı, o kadar rüyalar var ki ben şoktayım. Ne kadar reisimizle baş başasınız. Maşallah halkım. Pirinç berekettir, bolluktur, şanstır, kısmettir. Yani kim bu rüyayı görüyorsa da evinizdeki Tayyip Erdoğan'la birlikte banyo yapıyordum diyen bir erkek var. Rüyamda banyo yapıyor. Sizin aslında kardeşler arasında yaşadığınız sorunların, erkek çünkü genelde banyo yapmak kardeşler ve aileyi temsil eder. Bunlarla ilgili sorunlarınızı çözmeniz ve bazı miras işlerinizin olduğunu gösterir. Buna dikkat edin. Tayyip Erdoğan'la birlikte uçağa biniyoruz ve gazete okuduğunu yazan bir izleyicimiz var. Aslında siz işle ve devlet işiyle ilgili beklediğiniz yenilikler ve devlet işine girmek istiyorsunuz ve atamanızı bekliyorsunuz. Allah kısmeti Recep hızıyla olacak. Panik. Tayyip Erdoğan'la ormanda çimin üstünde yatıyorum. Birlikte gökyüzünden güneşi seyrediyorum diyen bir izleyicimiz var. Aslında siz hayatınızın yönünü, yörüngesini buldunuz ama bolluk ve bereket ve şans kapısını temsil. Yani rüyada reis görmek, başkan görmek, en büyük devlet adamlarını görmek bolluk, bereket ama bazı noktalarda da sıkıntı, kederi de temsil eder. Rüya kişiye özeldir. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.